Aldanma yolları çok. Kürsüye çıkarken de aldanmış olabiliriz. Tam içimden gelmiyordu bu sözler. Birinci derecede onu mülahazaya alamamıştım. Kendimi silememiştim. Kendi üzerime bir çarpı çekememiştim. Onun için indim ben oradan. Onda da aldanabilirsin. Hepsinde şeytanın bir parmağı olabilir. Yaptığın şeylere milimi milimine isabetlidir diye güvenme, bence kendini güvensizliğe salmışın demektir. Yaptığın her şeyden emin olma, kendi emniyetini ihlal etmiş sayılırsın. Emin olmadığın mevzunda tir tir titremelisin. Fakat bir vazife olarak da yapman gerekli olan şeyleri en küçüğünden en büyüğüne kadar kusur etmeden yapmaya çalışmalısın. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Onun üstünde evler yapmak için de yiğit olmak gerektir. Yunus duasında varıp onun üstünde evler yapasım gelir der. Ve yiğitlik onun üstünde ev yapmaktır işte. O ince, o çok ince yolda doğruyu kitap ve sünnete göre bulmak, kalbin kadirşinaslığı içinde o meseleyi ayarlamak, vicdanın projektörleri altında onu ayarlamak. Evet, şurada İyyâke na'budu derken sesimi biri duydu, dolayısıyla ben onu kirlettim. Bir kere daha demem lazım onu içten başkaları duymasın. Şu eğildiğimde birileri böyle aklımdan geçti. Namaz kılıyorum. İmkan varsa, namazın esasatına dokunmuyorsa, rükünlerin ihlal sayılmıyorsa, kalkıp bir defa daha o rükû yapmak lazım. Kulluk odur. Kulluk, her şeyi Allah için yapmadan ibarettir. Ne o mevzuda yapılan şeyler hafife alınmalı, adam bundan da ne olur ki dememeli. اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا buyuruyor sahibi şeriat sallallahu aleyhi ve sellem. Takva dairesi içinde ol, kalbin tir tir titresin onun karşısında. Ve maruf dediğimiz onun namına yapılan şeylerden hiçbirini de hafife alma. Bir tebessüm hafife alma. Yoldan millete eziyet verecek bir taşı kaldırıp atma, hafife alma. Birine bir bardak su sunma, hafife alma bunları. Fakat bunları yaparken de işte yapacağım şeyi yaptım yani artık ne yapayım ki ben? Mülazasına kapılma. Ne onları kendi gururun, fahrin ve kibrin hesabına bir malzeme gibi kullanma ne de kaldırıp atma. İşte orada o ikisinin ortasında doğru yolu bulma. Evet, en küçük şeylerle bile Allah sana bir necat lütfedebilir. Onu bir vesileyi necat kılabilir. Değişik vesilelerle arz etmiştim. Bir defa daha sizi sıkar mı? Estağfurullah. Menkıbe bu. Seyyidina Hazreti Ömer, hani Osmanlıların yaptığını da, Selçukluların yaptığını da ben başıma taç yapıyorum. Kanuni'nin bir günü, bu kıtmirin 70 senesinden bir günü çok daha hayırlıdır. Böyle bakıyorum yani. Fatih'in ki benim yaşım ikiye katlasanız 140 sene olsa, onun bir günü benim o 140 senem, muhtemel 140 senemden faiktir. Ama burada çevirip bir şey daha size söyleyeyim. Bütün o kanunilerin, o fatihlerin, o Yavuzların, o Hudavendigarların, o Süleyman Şahların, o ikinci Muratların yaptıkları şeylerin bütünü Hazreti Ömer'in yaptığının yanında öşür kalır ancak onda bir kalır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Ben zannetmiyorum Hazreti Ömer bunları gözünde büyütsün. Zira bir yağmur duası bahis mevzu olunca ey emir el müminin, kahat var, kıtlık var, kuraklık var, bir yağmur duası diyorlar. Yağmur duasına çıkarken Efendimiz'in amcasının elinden tutuyor, oraya çıkıyor. Kendi el kaldırmaya utanıyor. Elini kaldırırken lalü güher dökülen o dudaklarından şu sözler dökülüyor. Allah'ım diyor, bu senin peygamberinin amcasının elidir diyor.
Bunun hürmetine bize yağmur ver diyor. Ve sahabi diyor ki şakır şakır yağmur yağmaya başladı diyor. Bakın o işleri yapmış bir insan kendisini orada bir vesile olarak ileriye sürmüyor. İşte bu bakın bir taraftan. Büyük işleri küçük görme. Fakat bir diğer taraftan da küçük şeylerin öyle büyük şeylere vesile olması var ki, öyle açılmaz kapıları açması var ki, ruhunun ufkuna yürüdükten sonra neden sonra rüyada görüyorlar? Allah sana ne muamele yaptı? Efendimiz buyuruyor ki onların o ikisi için benim gökte iki vezirim var, Cebrail, Mikail. Yerde de iki vezirim, Ebu Bekir, Ömer diyor. Eğer Efendimiz'den sonra peygamber gelseydi onlar o ikisi olurdu, hiç tereddütünüz olmasın. Ama bir şey söylüyor orada. Allah sana ne muamele yaptı diyorlar. Allahu alem 40 gün sonra. O 40 günün serencamesini anlatırken de hesabını veriyordum diyor. Hayatın hesabını veriyordum diyor. Ağza kolay. Diyor ki bir gün sokağa çıkmıştım. Bir çocuk almış bir güvercin hırpalıyordu. Acıdım ben de ona. Küçük bir şey. Çıkardım cebimden 3-5 kuruş verdim o güvercini aldım. Onu uçurdum havaya. Allah beni ondan dolayı bağışladı diyor. Bakın işin büyüğü değil yani. Halisane olması, Allah rızası gözetilerek yapılması. Çünkü o büyük İrfan Sultanı diyor ki, İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Kendi hesabına, nefsin hesabına, enaniyetin hesabına İstanbul'u fethetmişsin. Fakat onun hesabına, rızasını gözeterek ihlasla bir köyde bir muhtarlık kurmuşsun. Bazen bu ondan daha büyük olabilir. Köy muhtarlığı İstanbul fatihliğinin önüne geçebilir. Önemli olan o meseleyi çok iyi değerlendirmek, yaptığın şeyi. Ona vermek, ona bağlamak suretiyle o mesele kıymetler üstü kıymet kazanıyorsa, bence o meseleyi bir veren bir tohum gibi değil, bin veren bir başak haline getirmek lazım. O da onun rızasına bağlamak, el-ihlas ve rıdak, el-ihlas ve rıdak demek lazım. İşte büyüğün öyle görülmesi, çok küçüğün de hafife alınmaması, bu çok önemli bir mesele. Burada denge, kıldan ince, kılıçtan keskin, her şeyi ona bağlamak ve böylece o şeyin büyümesini sağlamak. Ona verilince büyür. Zerre, dağ cesametinde Everest tepesi gibi olur. Ona verilmeyen, ona bağlanmayan Everest tepeleri de ayağının dibindeki bir tümsek gibi kalır. İkisini yapmak da mümkün bunların. Bence o pahalıyı peylemek lazım. Pahalı hesabına oyununu oynamak lazım. Pahalı hesabına bence orada stratejiler oluşturmak lazım. Allah demek lazım. Dünya ve mafayı silmek lazım. O zaman yaptığın en küçük şeyler kıymetler üstü kıymete ulaşır. Öyle yapmayınca da çok büyük şeylerin değer kaybına uğrar. Kalp paraları gibi değer kaybına uğrar. Akıllı insan meseleyi ona bağlayarak götürmeli. Bir bin olsun, binler olsun. Size sorsalar, hanginiz böyle yapmak istemezsiniz? Hiç kimse zannediyorum ben yapmak istemiyorum demez. Neyin nezdi üluhiyette bir şey ifade ettiğini bilemeyiz bazen. Bazen kalkar, sıkılmışsınızdır bir şey, tam onun için olmadı. Çeker gidersiniz. Belki o kaps halindeki durumu yine her şeye rağmen onun hesabına değerlendirmek nezdi üluhiyette bir şey ifade eder. Bazen halisane dersiniz, iltifat etmezsiniz bir meseleye, birinin elinden tutmaya. Birinin ruhuna bir şey üflemeye, ruhunuzun ilhamlarını birinin sinesine boşaltmaya önem vermezsiniz, değer vermezsiniz fakat kaybedersiniz. Önemli olan kendine rağmen yaşamaktır. Kendine rağmen. Sana ters geldiği halde bile makul neyse, Kur'an'ı makuliyet neyse,
sünnete ait makuliyet, muhasibiye ait tabirlerdir bunlar. Neyse bence o çizgide hareket etmek, hep onun rızasını peylemek, onun hoşnutluğunu peylemek. Evet. Öylesinizdir de ben kendi yanlış hesaplarımdan hareketle ben bunları size söyledim. Yoksa sizin o mevzuda bir probleminiz olduğunu düşünemem. Suizan olur. Başkaları hakkında hep hüsnü zannetmek lazım. Sahibi şeriat hüsnü zan min hüsnü ibadet diyor. İlle de güzel bir ibadet arıyorsanız başkalarının en küçük şeylerini gözünüzde büyütmeniz, hüsnü zannetmenizdir. Kendi büyüklerinizi de küçülttükçe küçültmenizdir. Fil kadar işler ortaya koyduğunuz halde karınca kadar ya ben daha neler yapabilirdim ama demek ki ne kestik yapmışım, cimrilik yapmışım burada. İster milletim adına, ister mefkürem adına, ister geleceğimiz adına, ister o yüce milletin milletler muvazenesinde muvazene unsuru olması adına Allah'ın bana verdiği imkanlarla neler yaparmışım neler ama fakat ne kestiğime takılmış bunlar. Yapmamışım. Yazıklar olsun bana. Ha onlar gerçekten büyükmüş. Sen gitmişsin, tohum atmış gitmişsin. Bir gün onlar ağaçlar gibi ser çekmiş. Başaklar gibi birler bin olmuş. Arkadan gelen, istifade eden insanlar onlardan istifade etmişler. Sen onları düşünmemişsin fakat seni hep hayırla yad etmişler. Allahümme affir lena ve li ihvanina allazina sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu rabbena inneke raufur rahim. Binlerce insana geçim kaynağı olmuşsun. Binlerce insana bakmışsın. Binlerce insanın, ailenin ağlamasını, sızlamasını dindirmişsin. Ve milletin adına neler yapmışsın. Ama bunlar semere vermeden göçüp gitmişsin. Onlar hayırla seni yad edecekler. Ve öbür tarafta göreceksin onu Allah'ın izni inayetiyle. İnsanlar ağaçlardan ders almalılar. Ağaçlar dallarına konan kuşlardan karşılık istemezler. Meyvelerini koparıp yiyenlerden karşılık istemezler. Gölgesinde oturanlardan karşılık istemezler. Ekosistem adına bizim için nelere, nelere, nelere katlanırlar da karşılık istemezler. Keşke insanlar da ağaçlar gibi olsalar, hep verseler, verseler, verseler de beklentiye girmeseler. Yaptıkları şeyler karşılığında kendilerini beklentiye bağlamış insanlar, şimdiye kadar ister devlet planında, ister toplum planında hiç başarılı olamamışlardır. Olsalardı ben başarılı olurdum. Evet. Allah yardımcımız olsun. İhtimal bilmiyorum kalbimde öyle bir şey var mı da ama kitapların telifinden bir şey alıyorum başka gelirim de yok onun için. Hep kafama takılıyor acaba ahireti dünyada mı yiyorum diye. Rabbim kalbimi biliyor şurada. Ama bir başka yerden de gökten gelmiyor bu. Ne yaparım ben? Emekliğimi bir fakir alıyor. Vazife yapmadığım için onu alıp yemem haram olur diyorum. Ama bir dönemde söz söylemişsin, bir şey yazmışsın falan. Bunlar arkadaşlar kim kitap yapıyorlar. Sana telif geliyor. Ben sen bunları Allah için yapmadın mı? Allah için yaptığın şeyleri nasıl karşılığını alırsın? Fakat işte öyle, ben de öyle birisiyim. Tesir eder mi böyle birinin sözü insanlara? Onu siz hesap edin. Allah yardımcım olsun. Vesselam.